Burası Modus Vivendi Merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, amacı bölgesel sorunların uluslararası hukukun yardımıyla barış yoluyla çözmek olan ve Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet yürüten Modus Vivendi Merkezi'nin Türkçe bölümü, Şah Munzur'un hazırlamış olduğu Alevilerle ilgili programı sunuyor. Utanmadan bir de Alevilik, gerçek bir İslam diyen var. Sen İslam'ı Mekke'de, Medine'de, Arabistan'da oturan Arap'tan daha mı iyi bileceksin? Safeviler ve Aleviler. Alevi sözcüğün Arapça anlamı Ali'nin soyundan gelenler demektir. Bu sözcük daha sonra da İslam toplumunun tarihsel süreçte yaşadığı kamplaşmada Ali'nin ve Ehl-i Beyt'in tarafını tutan ve aynı zamanda onların yolunu yani İslam'ı sürdürenlere ad olarak verilmiş ve yer yer Şia ile birlikte ve eş anlamda kullanılmıştır. Günümüzde de Necef, Kerbela ve Kum kaynaklı Şia İslam ekolüne mensup olanlara bu ad pekala verilebilir. Çünkü Ali'nin zaten Muhammed'den ve diğer halifelerden farklı olmayan Müslümanlık anlayışı ve uygulaması bugün Şiiler tarafından yaşatılıyor. Bir de bazı güney illerimizde ve Suriye'de yaşayan Muhammed bin Nusayri'nin sistemleştirdiği Ali yanlısı bir İslami ekolü benimseyip uygulayan Nusayri Alaviler var ki bunları da aynı kategoriye dahil etmek yanlış olmaz. Bu kategoriye eklenecek başka gruplarda vardır. Suriye'de yaşayan Alevi olarak adlandırılan kesim de kendini bu grupta görmektedir. Oysa Türkiye'de Aleviler adıyla anılan ancak yukarıda yaptığımız tanımın tamamen dışında kalan sayıları 20-25 milyon dolayında tahmin edilen toplum ise en fazla 200 yıldır bu adla anılmaktadır. Gerçekte bu toplumun günümüzde de canlı biçimde yaşattıkları inanç unsurları ve ritüelleri her ne kadar Şii İslami motifler taşısa da tamamen kendi kadim yollarına aittir ve İslam'la ya da Ehl-i Beyt'in din anlayışıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Günümüzde daha çok Alevi Bektaşi diye adlandırılan bu toplum daha dün denilebilecek bir tarihte 16. yüzyılda Osmanlı'nın ağır siyasi ve mali baskılarına karşı bir kurtarıcı olarak görüp ölümüne yandaş oldukları Safevilerin propagandası sonucu sanal biçimde gerçekte dahil olmadığı İslam tarihi içinde kendisini konumlandırmış. İslam dünyasındaki iki ana güç odağından biri ve muhalefet olan Ehl-i Beyt'in yanında yer almış. Safevi yanlısı oluşla birlikte onları ifade eden kızılbaş sıfatı bu topluma da verilmiş, daha sonra Osmanlı'nın propagandasıyla bu sözcüğe pejoratif anlamlar yüklenmiş. İttihat ve Terakki bu toplum üzerinde çalışmalar yaptırmış, raporlar yazdırmış. Araştırmacılar incelemeleri sonucunda bu topluluğa köy bektaşileri ve Aleviler gibi sıfatları uygun görmüş. Çeşitli bölgesel adlar yanında kendilerine özellikle Orta Anadolu'da daha çok Erenler diyen bu toplum Ali'nin hakiki yolunu sürdüren topluluklar için zaten kullanılan Alevilik adını son dönemde benimsemekte tereddüt etmemiş. Alevilik aidiyatının benimsenmesinde bu toplumun Safavilerle özellikle de uğruna öldükleri, isyanlar çıkardıkları, kendisine devlet kurdukları ve en çok etkilendikleri Safavi Şahı İsmail'le özdeşleştirdikleri Ehl-i Beyt'e yönelik aşırı sevgi ve bağımlılıklarının oluşması etkili olmuş. Ancak bu aidiyat tarafında olma anlamında siyasi bir bazda gelişmiş. O yüzden bu adın anılması inançsal açıdan Ehl-i Beyt'in yolunu sürdürme anlamına gelmiyor. Zaten bu toplum Şii Safavileri desteklerken onun karşısındaki Sünni Osmanlı'yı da Emevilerle özdeşleştirmiş. Böylece bu halkın gözünde Sünni eşittir Yezid olmuş, bir anlam kayması yaşanmış. Şah eşittir Ali, Osmanlı eşittir Yezid şeklinde bir algılama oluşmuş. Ne ki Safaviler başarılı bir toplum mühendisliği çalışmasıyla bu toplumun kendi kadim yolunu bozup bu insanlara Şii İslami bir kimliği siyasal bazda da olsa benimsetirken İslam'ın teolojisini olduğu gibi tarihini de doğru öğretmemişler, işlerine geleni anlatıp gelmeyeni saklamışlar.
Bu durumda sadece Osmanlı'yı suçlamak doğru değildir. Dost gibi gözüküp Alevileri aldatmış olan Safavilerin Osmanlı'dan farkı yoktur. Zira Aleviler bu iki gücün arasında kalmış bir topluluktur ve bu iki büyük devletin mücadeleleri Alevileri ilgilendirmemelidir. Tarihten ders alınmalı, bugün de aynı şekilde Aleviler kendilerini Türk-Kürt mücadelesinden uzak tutmalıdır. Zira Türk işine geldiği için Aleviye Türk demekte, Kürt de işine geldiği için Kürt demektedir. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, amacı bölgesel sorunların uluslararası hukukun yardımıyla barış yoluyla çözmek olan ve Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet yürüten Modus Vivendi Merkezi'nin Türkçe bölümü, Şah Munzur'un hazırlamış olduğu Alevilerle ilgili programı sundu.